Merhaba arkadaşlar, Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sonoff'un yeni üretmiş olduğu Matter destekli Zigbee Bridge Ultra modelini inceleyeceğiz. Bu arada şunu belirteyim, Türkiye'de sanırım ilk defa incelenecek. Yani kıymetimi bilin. Bu arada daha farklı Sonoff ürünlerini incelemek ve satın almak istiyorsanız rekasmart.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Gelin isterseniz yakından bakalım. Kutuyu açar açmaz. Zigbee Bridge Ultra'nın kendisiyle karşılaşıyoruz. Kolay kullanım kılavuzu ve kablosu da yanında çıkıyor. Bakalım kablo kutusunda ne gelmiş. Evet, kablo kutusunda gördüğünüz gibi 2 adet kablomuz var. Birisi RJ45 girişimiz için, birisi de güç girişimiz için Type-C kablomuz. Evet, gördüğünüz gibi üstünde bir adet pairing modu var. RJ45 kablomuzun internet girişimiz var. Güç girişi için Type-C girişimiz var. Kaymaması için alt tarafında plastik kısımlar. Şurada hoparlör çıkışı var. Sanırım alarm için burada kullanılacak. Evet, burada da çalıştığına dair bir LED indikatörümüz var. Evet, Sonoff çok estetik yapmış bu seferki Zigbee köprüsünü. Cihazımız Zigbee Bridge Ultra. Akıllı ev teknolojileri hızla gelişiyor ve bu alanda en son yeniliklerden biri de Sonoff Zigbee Bridge Ultra. Farklı akıllı ev platformları arasındaki engelleri ortadan kaldırarak Zigbee alt cihazlarını Matter ekosistemi ile sorunsuz bir şekilde entegre ediyor. Bu videoda Sonoff Zigbee Bridge Ultra'nın özelliklerini, avantajlarını ve nasıl kullanılacağını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Zigbee Bridge Ultra, Zigbee 3.0 uyumlu ve EFR32M-G21 çipi ile donatılmıştır. Bu sayede daha hızlı ve güvenilir bir bağlantı sağlar. Zigbee Bridge Ultra, 256'ya kadar Zigbee alt cihazını destekler. Bu da Wi-Fi ağınızı yormadan evinizdeki tüm akıllı cihazları tek bir merkezden yönetmenizi sağlar. Wi-Fi'nin yanı sıra Ethernet RJ45 portu ile de bağlanabiliyor. Bu da daha kararlı ve hızlı bir bağlantı sunuyor. Matter entegrasyonu sayesinde başka bir Matter Hub ile aynı ağda olduğunda Zigbee alt cihazlarını Matter ekosistemi ile entegre edebilir. Bu da Alexa, Google Home, Apple Home gibi platformlarla daha uyumlu çalışmasını sağlar. Basit bir kurulum ile akıllı ev güvenlik sistemi olarak da kullanılabilir. Zigbee Bridge Ultra ile evinizdeki aydınlatmaları akıllı hale getirebilirsiniz. Örneğin belirli bir saatte ışıkların otomatik olarak açılmasını veya kapatılmasını sağlayabilir ve bu sayede enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Hareket sensörleri ve kapı pencere sensörleri ile entegre ederek evinizin güvenliğini artırabilirsiniz. Bir hareket algılandığında veya bir kapı pencere açıldığında anında bildirim alabilirsiniz. Yapılan testlerde açık alanda 100 metre, kapalı alanda 20 metre menzil mesafesi ile çalıştığı tespit edilmiştir. Bu da evinizde daha fazla cihazı sorunsuz bir şekilde kontrol edebilmenizi sağlar. Evolink uygulaması sayesinde Sonoff Zigbee Bridge Ultra'ya bağlı tüm Zigbee cihazlarınızı ve Evolink uygulamasına bağlı Wi-Fi cihazları akıllı telefonunuzdan yönetebilir, otomasyon ve senaryolar oluşturabilirsiniz. Gelin isterseniz bağlantısını yaparak bir kullanmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, burası benim akıllı ev sistemlerini kontrol ettiğim cihazlarımın bağlı bulunduğu yer. Burada Home Assistant'ımızın içerisinde kurulu olduğu mini PC'miz var. Mini PC'mizden Zigbee cihazları bağlamak için bir Zigbee dongle bağladım. Burada iHost, gene Sonoff'un ürünlerini bağlamak için. Xiaomi'nin ürünlerini bağlamak için bir adet gateway, bir adet Tuya Zigbee ürünlerini bağlamak için gateway. Burada daha fazla Wi-Fi ürünü bağlamak için bir access point.
Burada da dışarıdan bağlantı için Kinetic Hopper modemimiz. Evet, bu arada bir adet Type-C kablomuzu çektim. Şimdi internet için Access Point'imizden Rage 45 kablomuzu çekeceğiz. Kablo bağlantılarımızı yaptık. Artık Zigbee Bridge Ultra cihazımız kullanıma hazır. Evet, gördüğünüz gibi sesi de gayet yüksek. Gelin isterseniz şimdi Evolink uygulamamızı tanıtıp üzerine cihazlarımızı bağlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi Zigbee Bridge Ultra'mızı kullanabilmek için öncelikle Evolink uygulamasını açıyoruz. Evet, yeşil ışığın yanıp söndüğüne dikkat ediyoruz ve yukarıdaki artı kısmına cihaz ekleyip tıklıyoruz ve sonraki diyoruz. Oo, çok hızlı bu. Evet, gördüğünüz gibi Sonoff Zigbee Bridge Ultra. Bekle dedik ve ilerledik. Evet, gördüğünüz gibi Zigbee Bridge Ultra eklendi. Gördüğünüz gibi ana ekranımız açıldı. Ekle veya yukarıdaki cihaz ekle kısmından Zigbee ile çalışan sensörler, cihazlar ekleyebiliyoruz. Bunu da Matter köprüsü olarak başka Matter özelliği olan cihazlarla birleştirip daha sonra bunun kendi içerisindeki alt cihazları diğer platformlarda da kullanmamızı sağlıyor. Evet, ekleden örneğin kapı sensörümüzü ekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi yanıp sönmeye başladı. Evet, gördüğünüz gibi buldu. Ve daha önce Evolink uygulamasına Alexa'ya eklediğimiz için Alexa'ya da hemen ekledi. Sonraki dedik. Evet, gördüğünüz gibi Windows Power sensörü. Evet, kapattık, açtık. Gördüğünüz gibi burada da gösteriyor durumunu ve pil durumunu gösteriyor ve kayıtlarını buraya alıyor. Evet, bir diğer cihazımızda butonumuz. Cihaz ekleyebilirim. Reset tuşuna basılı tutalım. Evet, gördüğünüz gibi yanıp söndüğünü görüyoruz. Ve cihazımızın bulmasını bekliyoruz. Cihazla aramdaki mesafe bir 7-8 metre kadar olduğu için sanırım biraz tanımakta yavaşlıyor. Normalde bu tarz cihazları Zigbee Bridge'lere ne kadar yakın tutulursa o kadar çabuk bulurlar. Evet, gördüğünüz gibi bunu da buldu. Ve Alexa'ya ekledi. Evet, switch diyoruz. Bakın, tıklandı. Çift tıklandı. Evet. Bir de farklı bir markanın ürününü eklemeye çalışacağım. Bu IKEA'nın bir aç kapa butonu. Evet, cihaz ekle diyelim. Gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. Bakalım ekleyebilecek miyiz? Çünkü bazı IKEA ürünlerini tanıdığı söylendi. Evet arkadaşlar, maalesef başka bir markanın ürünü tanımadı. Evet, bu arada ev modu, dışarı modu ve uyku modu olarak akıllı güvenlik uygulamasına da sahip. Örneğin dışarıda modu diyelim. Şimdi ayarla. Evet. İsmini buradan değiştirebiliyorsunuz. Alarm sesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Evet. Bu güzel. Evet, sesi de yeterli. Kaydettik.
Evet, şimdi bunu bize mesaj ve bildirimle de gönder dedik. Evet, tetikleyici olarak da kapı sensörünün açılmasını gösterdik. Evet arkadaşlar, şimdi dışarıda modu aktif ve sensörümüzü açtığımızda gördüğünüz gibi alarm çalmaya başladı. Bu arada bize de bildirim de gönderdi telefon üzerinden. Evet, kapattık ama buradan da alarmı susturmamız gerekiyor. Bu arada dışarıda modunu kapatayım. Eğer tekrar açılırsa sıkıntı çıkmasın. Sağ üstteki 3 noktaya tıkladığımızda buradan ismini değiştirebiliyoruz. Buradan güncelleme varsa görüp güncellemesini yapabiliyoruz. Buradan hangi odadaysa dilediğimiz odaya ekleyebiliyoruz. Aile bireyleriyle paylaşabiliyoruz. Çeşitli sahneler oluşturabiliyoruz. Evet, şu an için herhangi bir meterli cihaza bağlı olmadığı için şu an için sıfır görünüyor. Bu şıkkı seçtiğinizde eğer herhangi bir durumda çevrim dışı olursa size bildirim geliyor. Evet, buradan çeşitli Wi-Fi ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Güvenlik modu ile ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. İşte pilot özelliklerinde ise şu an için turbo modu var ve Zigbee Bridge Ultra modülünün iletişim gücünü en üst seviyeye çıkarıyorsunuz. Evet, şimdi bir de HomeKit'i tanıtalım. HomeKit ile beraber kullanabilmeniz için evinizde HomeKit Matter hub'lı bir cihaz olması gerekiyor. Yani HomePod Mini, HomePod, iPad veya Apple TV kullanıyorsanız Matter köprüsü olarak birbirine bağlayabiliyorsunuz. Evet, Matter özelliğini kullanabilmemiz için şu kenarda Matter yazısının yanındaki şimdi deneyin tıklıyoruz ve sağ üstten artıya tıklıyoruz. Evet, burada bize bir kod veriyor, işleştirme kodu. Kodu kopyala dedik. HomeKit'e girip aksesuar ekle diyoruz ve buradan aksesuarım burada bulunmuyor diye kod girin diyor. Evet, buradaki kısma yapıştır diyoruz ve sürdür diyoruz. Evet, bu aksesuar ek ayarlar gerektiriyor diyor. Çünkü HomeKit'in kendi üretmiş olduğu cihazlar değil, Matter destekli olduğu için tamam diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi köprü olarak gördü. Eve ekle dedik. İçerisindeki aksesuarlar da şimdi HomeKit'e eklenecek. Evet, köprü olarak Hole ekliyorum. Hole'de bulunduğu için. Köprünün adını Son of Zigbee Ultra ZBU. Dedik. Evet. Butonumuzu tanıdı. Sürdür dedik. Evet, bu butonu demirin odasında kullanacağım için demirin odasını seçiyorum. Evelink butonu olarak kaydettim. Sürdürdüm. Evet, kapı sensöründe gördü. Kapı sensörünü de Hold'de kullanacağım. Everlink Door sensörü olarak kaydettim. Evet, bundan sonra Zigbee Bridge Ultra'ya eklediğimiz bütün Zigbee cihazları artık HomeKit'ten de kontrol edebileceğiz. Demir odasına girdiğimizde Everlink buton olarak görüyoruz. Evet, bundan sonra bu tuşumuzu çeşitli eylemlerde kullanmak için HomeKit üzerinden de kullanabileceğiz.
Hall kısmına girdiğimizde yukarıda gördüğünüz gibi temas sensörlerimiz bulunuyor. Evet, şu an için şurada Evolink Door sensör olarak kaydetmiştik. Kapalı olarak görünüyor. Açtığımızda ise açık görünüyor. Evet, bundan sonra temas sensörümüzü HomeKit üzerinden kullanabileceğiz. Evet, gelin isterseniz bir de Home Assistant'a ekleyelim. Home Assistant'a tanıtmak için de bilgisayarımız üzerinden Home Assistant'ımızı açıyoruz. Evet, normalde Metro özellikli cihazlarımızı tanıtmak için buradan ayarlar, cihazlar diyoruz. Fakat Matter'lı cihazları tanıtmak için cep telefonuna ihtiyaç duyuyor. Evet, gördüğünüz gibi bize buradan Home Assistant uygulamasını cebimize yüklememizi istiyor. Cep telefonumuz üzerinden Home Assistant'ı açıyoruz. Evet. Yine ayarlar üzerinden cihazlar ve hizmetlere giriyoruz. Entegrasyon ekle ve Matter cihazı ekle tıklıyoruz. Evet, burada yine bize aynı şekilde soruyor. Kodu yazdıktan sonra cihaz ekle dedik ve bir müddet bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Matter üzerinden Smart Home Hub olarak bağlandı ve kapı ve pencere sensörümüzü butonumuzu da burada gördü. Evet, şimdi bilgisayarımızdan da Matter'lı cihazlara baktığımızda evet Smart Home Hub olarak en son eklenen burada. Gördüğünüz gibi cihazlarımız buraya eklendi. Örneğin kapı sensörümüze giriyoruz. Evet, şu an açtığımda açık görünüyor. Kapattığımda kapalı görünüyor. Yani bundan sonra Sonoff Zigbee Ultra hub'ımıza, köprümüze eklediğimiz bütün alt cihazlar bundan sonra Home Assistant üzerinden de kullanılabilecek. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Sonoff Zigbee Bridge Ultra'yı inceledik. Ben gayet memnun kaldım ve hepinize gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Birincisi, Zigbee ürünlerinin üzerine takılması sayesinde Wi-Fi ağınızı çok fazla ürüne yormamış olacaksınız. İkincisi, Evolink uygulamasından hem Wi-Fi hem Zigbee ürünlerini kontrol edebileceksiniz. Üçüncüsü, Matter özelliği sayesinde kendi üzerinde bulunan Zigbee ürünleri HomeKit, Alexa ve Google Home üzerine rahatlıkla tanıtabileceksiniz. Örneğin ben evimde HomeKit'li cihazları kontrol etmek için hub olarak HomePod Mini'yi kullanıyorum. Matter özelliği sayesinde Zigbee Bridge Ultra üzerindeki Zigbee ürünleri de artık HomeKit üzerine rahatlıkla tanıtabiliyorum. Bu arada ürün şu an için Türkiye'de satılmıyor. Çok yakında rekasmart.com üzerinden satın alabileceksiniz. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size faydası olmuştur. Bu arada aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. En yakın zamanda sizlere geri dönüş yapmaya çalışırım. Desteklerinize de ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.